Arkadaşlar merhabalar. Başarı Zamanı kanalına hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle Türkiye'de yeryüzü seviyeleri konusuna geçiş yapıyoruz. Coğrafyanın çok ama çok önemli bir konu değerli arkadaşlar. Coğrafyanın temeli burada. Biz yeryüzü şekillerinde ilk başta Türkiye'nin jeolojik geçmişini göreceğiz. Daha sonra Türkiye'de etkili olan iç kuvvetler göreceğiz. Orojenez yani dağ oluşumu, kıvrım dağları, kırık dağları göreceğiz. Daha sonra epirojenez kıta oluşumunu ve daha sonra ise volkanizma ve deprem türlerini göreceğiz. Türkiye'nin yeryüzü şekilleri geniş bir konudur arkadaşlar. Ovalar ve platolar da içerisinde var ve soru bakımından da çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Ve Türkiye'nin yeryüzü şekilleri konusunu oturttuğunuz zaman emin olun ki iklim konusu da yavaş yavaş oturacak, nüfus konusu da yavaş yavaş oturacak. O yüzden temel konumuzdur bu. Fiziki coğrafya konuları içerisinde yer almasına rağmen beşeri coğrafyayı da etkiliyor. Nasıl yani? Atıyorum bir yer dağlık bir alan. İşte Yıldız Dağları. Şimdi dağlık bir alanda nüfus seyrektir arkadaşlar. Ya da sanayi faaliyetleri azdır. Ticaret azdır. Yani baktığımız zaman yeryüzü şekilleri bizim için çok önemli bir konu. Sadece 4-5 soru diye bakmayın. Coğrafyanın en önemli konularından birisidir. O yüzden bunu çok iyi bir şekilde oturtmamız lazım. Ve bunları genellikle haritalar üzerinde oturtacağız. Sözü çok uzatmadan Türkiye'de yeryüzü şekillerine geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hadi bakalım başlıyoruz Türkiye'de yeryüzü şekilleri konusuna. Şimdi değerli arkadaşlar Türkiye'de yeryüzü şekilleri konusunda ilk konumuz tabii ki de Türkiye'nin jeolojik geçmişi yani jeolojik zamanlar. 2022 lisans KPSS'de bir soru. 2022 ön lisans KPSS'de bir soru olmak üzere ÖSYM 2022'de buradan iki tane soru sordu arkadaşlar. Karşımıza 2023'te yine gelir değerli arkadaşlar. Lütfen bu konuya ehemmiyet gösterelim, önem gösterelim. Çok önemli bir konu. ÖSYM normalde burayı Paleozoik, Mezozoik diye sormazdı. Birinci zaman, ikinci zaman diye sorardı. Latince isimlerini genellikle vermezdi. Ama ben geçen sene anlattığım konu anlatım videolarında Latince isimleriyle vermiştim ki ÖSYM'de öyle sordu zaten. Lütfen Latince isimlerini de bilin. Yani sadece birinci zaman, ikinci zaman demeyeceğiz. Birinci zaman Paleozoik, ikinci zaman Mezozoik, üçüncü zaman Tersiyer, dördüncü zaman Kuaterner diyebileceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Birinci zaman olan Paleozoik zamandan. Paleo eski demek değerli arkadaşlar. En eski zaman yani yeryüzünden en uzak zamandır diyeceğiz. Günümüzden en uzak zaman Paleozoik zamandır diyeceğiz. Burada Pangea oluşmuş. Hocam ne demek Pangea? Değerli arkadaşlar, kıtaların ayrışmadan önceki tek bir parça halde olmasına Pangea diyeceğiz. Paleozoik zamanı daha Pangea yeni yeni oluştu. Tek bir kıta oluştu diyoruz dünyada. Ve yine burada arkadaşlar taş kömürü yatakları oluştu diyeceğiz. Lütfen unutmayalım. Zonguldak ve çevresinde taş kömürü yatakları oluştu. Peki hocam taş kömürü nasıl oluşuyor? Değerli arkadaşlar taş kömürü genellikle ağaçlardan ya da canlılardan, fosillerin çürümesi sonucunda oluşuyor diyeceğiz burada. Özellikle Zonguldak ve çevresindeki taş kömürünün oluşması orada diyeceğiz ki Paleozoik zamanda ne varmış burada? Ormanlık alan fazlaymış. Paleozoik zamanda ormanlık alan fazla olduğu için onlar taş kömürüne dönüştü diyeceğiz değerli arkadaşlar. Ve yine kesinlikle bilmemiz gereken şey masif alan, masif alan. Lütfen unutmayalım. Türkiye'de masif alanlar oluştu. Ne demek masif? Eski, sert, kırılmaz kütlelere verilen isim masif alandır. ÖSYM sordu, yine sorar değerli arkadaşlar. Peki şöyle kısaca bir bakalım. Masif alanlar Türkiye'de nerede var? Değerli arkadaşlar, ülkemizde şöyle hemen kalemimi alıyorum. Masif alanlara baktığımız zaman bakın Yıldız Dağları masifini görmekteyim ben. Hemen buradaki dağlarda da zaten bunları göreceğiz. Zonguldak masifini görüyorum. Zaten taş kömürü yatakları burada oluşmuştu. Yine Kastamonu masifini görmekteyim. Şöyle kalemin rengini değiştireyim daha net bir şekilde görülsün. Şöyle yine Kırşehir masifini görüyoruz. Yine Mardin masifi, Bitlis masifi, Alanya Anamur masifi, Menteşe masifi gibi masif alanlar var. Bunlar eski sert kütlelerdir. Kırılmaz kütlelerdir. Hayatta kolay kolay olmaz burada çünkü kırılmaz yapıdadır. O yüzden burada volkanik arazilere, sıcak sulara, kaplıcalara rastlanılmaz. Bunun da notu var. Hemen şimdi notunda göreceğiz. Birinci jeolojik zamanda ne bileceğim? Taş kömürü, masif arazi. Zonguldak'ta taş kömürü, Türkiye'de masif araziler ne zaman oluşmuş? Birinci zamanda diyeceğiz. Şimdi ikinci zamana bakıyorum. İkinci zaman Mezozoik zamandı. Burada Anadolu, Tetis Denizi vardı Anadolu'da ve Tetis Denizi'nin altında olduğu için peneplen halinde.
Ne demek hocam fenepten? Feneplerin diğer adı yontuk düz demek değerli arkadaşlar. Aşındırmanın son safhası yani dümdüz haldeydi diyeceğiz burada Anadolu. Daha sonra burada Tangiye kıtası tek bir kıta haldeydi. Kıtalar ne yaptı? Ayrışmaya başladı. Ve yeni yeni Türkiye'de burada oluşmaya başladı ama hala oluşmadı. Ve yine baktığımız zaman dinozorlar da arkadaşlar burada ortaya çıktı. Dinozorlar bu devirde ortaya çıktı. Şimdi asıl bizi ilgilendiren konu bu aslında. Alp Himalaya hazırlık dönemidir. Alp Himalaya kıvrım sistemi vardır. Bizim ülkemizdeki hayatlarını dağlar oluşturan sistem budur aslında. Ama ikinci zamanda daha hazırlık sisteminde diyeceğiz. Daha oluşmamış arkadaşlar diyoruz. İkinci zaman bir de tortullanma dönemidir. Yani birikme dönemidir diyeceğiz. İkinci dönemde Anadolu Tetis Denizi ile kaplı olduğu için toptan yükseliyor Anadolu. Ve mesela ÖSYM sordu bunu. AYT sınavında sordu. Üniversiteye sordu. Size de sorar. Mesela bir Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde deniz fosiller rastlanıldı. Neden? Çünkü Anadolu toptan yükseldi. Çünkü Tetis Denizi ile kaplıydı Anadolu ve yükselmesi sonucunda dağların üstünde yüksek kesimlerinde neye rastladım ben arkadaşlar? Orada fosillere rastladım. Deniz canlıların fosillerine rastladım diyeceğim. Şimdi birinci zaman tamam hocam taş gömülü masif arazi. İkinci zamanda Tetis Denizi vardı. Peneplen halindeydi. Alp Himalaya hazırlık dönemi. Asıl bizi ilgilendiren üçüncü zaman yani tersiyer zaman ki 2022 KPSS, lisans KPSS çıkmış sorusudur değerli arkadaşlar. Karşımıza soru olarak yine gelir lütfen unutmayalım. Peki hocam tersiyer zamanda neler oluştu? Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar tersiyer zamanda kaldık. Bakalım tersiyer zamanda yani jeolojik zamanda neler oluşmuş? Arkadaşlar ben buraya baktığım zaman tersiyer zamanda ilk başta Alp Himalaya kıvrım sistemi oluşturacağız. Ki en önemlisi bu zaten burada. İkinci zamanda Alp Himalaya hazırlık dönemiydi. Üçüncü jeolojik zaman olan tersiyerde Alp Himalaya kıvrım sistemi oluştu. Ve buna bağlı olarak dediğim gibi Türkiye'deki en önemli dağ silsilesi olan Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları bu dönemde oluştu diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman ÖSYM lignit sordu değerli arkadaşlar burada. Diğerlerini de sorabilir. Petrol, tuz, lignit, doğal gaz yatakları oluştu diyeceğiz burada. Bor yatakları oluştu ki ülkemizde çok fazla görüyoruz bor yataklarını. O da çökelme sonucunda oluşmuştur yine baktığımızda. Tersiyer zamanda oluştu diyoruz arkadaşlar. Ve mesela ÖSYM lignit sordu ama şöyle de sorabilir. Der ki ülkemizin hemen hemen her bölgesinde lignit yataklarının görülmesinin temel sebebi nedir derse jeolojik zamandan kalma yani tersiyer zamandan kalma arazi fazla bizde. O yüzden lignit yatakları fazla, tuz yatakları var. Petrol çok fazla yok ama doğal gaz da çok fazla yok. Bor yataklarımız da fazladır diyeceğiz. Ve yine arkadaşlar Anadolu burada ne oldu? Toptan yükseldi. Toptan yükselmeye başladı diyeceğiz ki alçalma yükselme olayları epirojenez ile açıklanır ki bunun konusu geldiğinde anlatacağım zaten sizlere. Ve yine ben buraya baktığım zaman burada deniz kıyılarında taraçalar oldu. Ne demek hocam taraça? Şu şekilde arkadaşlar kalemimi alıyorum. Şu şekilde basamaklı yapıdaki oluşumlara biz taraça diyoruz. Basamak basamak oluyor. Bunlar nedir? Alçalma yükselme sonucunda oluşuyor diyeceğiz. Ve yine Toroslar'da deniz kıyılarına rastlanıldı. Değerli arkadaşlar bunu sordu demiştim ÖSYM yine sorar. Ve baktığımız zaman şöyle mesela yorumlaştır. Hani yeni nesil sorular vardır ya. Der ki işte Toroslar'da bir çoban çobanlık yapmaktadır. Dağın tepesinde çobanlık yaptığı sırada bir deniz fosiline rastlamıştır. Buna göre de dağın tepesinde, Toros Dağları'nın tepesinde deniz fosilinin olmasının temel sebebi nedir der ÖSYM. Nedir arkadaşlar? Çünkü burada daha önce Tetis Denizi vardı. Anadolu toptan yükselmesiyle birlikte canlılar ne yaptı? Dağların tepelerinde kaldı diyeceğiz. Alp Himalaya kıvrımının sonucunda diyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü zamandan da bilmemiz gerekenler ülkemiz adına budur. Şunu da unutmayın. Üçüncü zamanda Ege diye bir şey yoktu. Ege Denizi yoktu. Ege halen karaydı. Lütfen unutmayın bakın. Üçüncü zamanda ters yerde Ege karaydı. Ege ne zaman oluştu? Dördüncü zamanda oluştu diyeceğiz. Yani kuaternerde oluştu diyor Ege. Ve yine buraya baktığım zaman şunu görüyorum. Kuaterner dönem buzul çağlarının olduğu dönemdir. Buzul öncesi ve buzul sonrası olmak üzere iki tane buzul çağı var arkadaşlar burada diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman Anadolu Yarımadası 3. jeolojik zamanda epirojenezle yükselmişti. 4'te bu yükselme devam etmiştir. Anadolu bugünkü görünümüne yavaş yavaş kavuşmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Tabii bu yükselme nasıl olmuştur? Şöyle ki
Ege'nin karası çökmüştür. Yani Ege'nin karası çökünce Ege Denizi oluşmuştur diyeceğiz burada. Daha sonra bir taraf çöktü. Yükselen yer neresi? Doğu Anadolu bölgesi de yükselmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Ege'nin karası çöktü. Bakın şunu da unutmayın. Bazen ölçeme zor sorar ki ben konu anlatımlarında en zor da en kolay da soruyu yapabilecek şekilde anlatıyorum sizlere. Baktığımızda arkadaşlar 3. jeolojik zamanda Karadeniz hala göl halindeydi. 4. jeolojik zamanda Karadeniz deniz halini aldı. Nasıl hocam? Şöyle ki arkadaşlar İstanbul'da Çanakkale boğazlarıyla İstanbul'da Çanakkale boğazları 4. zamanda yani kuaternerde oluştu. Kuaternerde oluştuktan sonra Karadeniz Akdeniz'e bağlandı. Akdeniz'e bağlanınca deniz halini aldı diyeceğiz değerli arkadaşlar. O zaman diyoruz ki Karadeniz'in deniz halini almasını sağlayan şey neymiş? İstanbul'da Çanakkale boğazlarının oluşması diyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde Karadeniz göl halindeydi diyeceğiz. Bunlar ayrıntı bilgilerdir ama işinizi görür zor sınavlarda, zor sorularda yaparsınız değerli arkadaşlar. Ve ilk insan ortaya çıkmıştır diyoruz 4. jeolojik zamanda. Beyin arkadaşlar bugünkü iklim şartları günümüzdeki iklim şartları oluşmuştur. Ve mesela delta ovaları bu dönemde oluşmuştur diyeceğiz burada. Yine Kıbrıs Adası Anadolu'dan ayrılıp Kıbrıs Yarımadası oluştu diyoruz arkadaşlar. Ve burada söyleyeceklerimiz bu kadar ama şöyle hemen geleyim bir tekrardan. Türkiye'de jeolojik zamanlarda şunu lütfen unutmayın. Paleozoik deyince taş kömürü, masif arazi. Mezozoik deyince değerli arkadaşlar Anadolu'da Tetis Denizi vardı. Fenetlen halindeydi diyeceğiz. Alp-Himalaya hazırlık dönemiydi. Tersiyer dönemini sorarsa Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluştu. Büyük fay hatları oluştu. Kuzey Anadolu dağları, Toroslar oluştu diyeceğiz. Petrol, tuz, bor, dinyit yatakları ki dinyit 2022 KPSS sorusu ne zaman oluştu? Tersiyer zamanda. Anadolu toptan yükselmeye başladı ki biz buna ne diyoruz? Epirojenez diyoruz. Burada deniz fosilleri oluştu ki fosiller ne yaptı? Toros dağlarının üstünde kaldı ve fay hatları oluştu diyeceğiz. Son olarak da kuaternerde buzul devirleri oluştu. Anadolu yükselmeye devam etti diyeceğiz. Ege Denizi oluştu. Ege'nin karası çökünce Ege Denizi oluştu. İstanbul Çanakkale Boğazı oluştu diyeceğiz. Bugünkü iklim şartları oluştu ve Kıbrıs oluştu diyoruz değerli arkadaşlar. Türkiye'nin jeolojik geçmişi, jeolojik zamanlar bu şekildeydi. Hadi hep birlikte ikinci konumuz olan nereye geçiyoruz? Türkiye'de yeryüzü şekilleri hakkında ilk başta bilinmesi gerekenleri anlatıp daha sonra da diğerlerine geçeceğiz. Şimdi Türkiye'nin yeryüzü şekli hakkında bilinmesi gerekenler. Bir çayınızı kahvenizi alın hemen başlayalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar çayınızı kahvenizi aldıysanız ben de şöyle bir ara verip hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii konumuza videoyu kesmiyoruz. Çünkü 15-20 dakika bizim için yeterli arkadaşlar. Burayı anlatıp sonra orojenez kısmına diğer videoda geçeceğiz. Ama şimdi Türkiye'de yeryüzü şekilleri hakkında neler bilmem gerekiyor değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bakın bir fiziki haritasını görüyorum ben. Fiziki haritasına baktığım zaman neler bilmem gerekiyor? Baktığımızda değerli arkadaşlar Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin genel özelliklerinde biz 3. ve 4. jeolojik zamanda oluştuk. Yani genç oluşumlu bir araziyiz ki burada ne yaptık? Toptan yükseldik. Buna ne diyorduk? Epirojenez diyoruz değil mi? Ve yine ortalama yükseltimiz çok fazla 1100 metre arkadaşlar. Gerçekten de çok fazla bir ortalama yükseltimiz var. 1132 metrelik ortalama yükseltimiz var. Ve yine baktığımız zaman genellikle dağlık ve engebeli bir ülkeyiz arkadaşlar. Ki görüyoruz zaten fiziki haritada. Bu arada fiziki haritayı nasıl yorumlamamız gerektiğini de şimdi anlatacağım sizlere. Ve yine yükseltiye baktığımız zaman batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor diyeceğiz. Doğunun yükseltisi daha fazlayken ortalama yükseltisi, batının da ortalama yükseltisi daha alçaktır diyeceğiz. Neden? Hani daha önce ne demiştim? Bakın hemen bağdaştırın böyle. Ege'nin karası çöktü demiştik değil mi? Ege tarafı çökünce yükselti az oldu diyeceğiz. Bir taraf çökünce hop bir taraf yükseldi diyoruz arkadaşlar. Ve yine yeryüzü şekilleri ülkemizde genel olarak doğu batı doğrultusunda uzanır. Neden? Sorar özellikle. Der ki Türkiye'de yeryüzü şekilleri genellikle doğu batı yönünde uzanmaktadır. Bunun temel sebebi ki ÖSYM böyle sorar. Temel sebebi hangisidir değerli arkadaşlar? Temel sebebi sıkıştırmadır diyeceğiz. Bizi sıkıştırma. Güney kuzey yönlü geldiği için dağlar daha çok ne yapar? Doğu batı yönlü uzanır diyoruz değerli arkadaşlar. Sıkıştırma diyeceğiz burada. Bizde özellikle ovalar çok fazla, platolar çok fazla. Bunlar platolar yüksekte kalmış düzlüklere, plato alçakta kalmış düzlüklere ovalar denilir değerli arkadaşlar.
Bunlar bizde özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da çok çok fazla yer kaplıyor diyeceğiz. Yine bizde çöküntü alanları vardır. Tamam, dağlık alanlar fazla ama ovaları da, çöküntü alanları da. Zaten biz daha çok nereye yerleşmişiz? Çöküntü alanlarına yerleştik diyeceğiz. Ve yine yeryüzü şekilleri kısa mesafelerde değişiklik gösterir. Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz? Türkiye'nin özel konumunda bunu size anlatmıştım arkadaşlar. Dedim ki Türkiye'nin özel konumuna bağlı olarak bir anda ne yapılır? Aynı anda birden fazla mevsim gösterilir. Neden? Çünkü baktığımız zaman şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir diyeceğiz. Bunlar nedir arkadaşlar? Türkiye'nin özel konumuyla alakalı diyoruz. Ve yine üçüncü jeolojik zamanda, hemen bir önceki konuya dönelim. Üçüncü jeolojik zamanda Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştu. Yani tersiyer zamanda. O yüzden Alp-Himalaya kıvrım dağ silsilesi üstünde gideceğiz. Ve yine baktığımız zaman bizde yükselti fazla, eğim oranı çok fazladır değerli arkadaşlar. Bunlar neyi etkiliyor peki? Şunları etkiliyor. Tarım alanı dardır. Özellikle ben Doğu Karadeniz'e bakıyorum. Bakın görüyor musunuz? Size ne demiştim en başta? Dedim ki biz yeryüzü şekline bilirsek birçok şeyi biliriz. Mesela tarım alanı dar. Hocam Doğu Karadeniz'de tarım alanı dar. Neden? Çünkü Doğu Karadeniz dağlık engebeli bir yer. Hocam şimdi makineleşme o kadar gelişti. Ben baktığım zaman her yerde makineleşme var. Ama dağlık engebeli alanlarda makine kullanımı, teknoloji gelişmiş olsa da makine kullanımı az. Neden? Dağlık engebelidir. Sen oraya o makineyi sokamazsın. Burada dağlar ne yapar? Engel olur arkadaşlar. Eğim engebe. ÖSYM şöyle bir soru sorar. Tarımda yine anlatacağım bunu. Der ki ÖSYM, işte teknoloji günümüz şartlarında gelişmiştir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte tarımda teknoloji de gelişmiştir der ÖSYM. Ve tarımda insana duyulan ihtiyaç azalmıştır diye sorar. Böyle anlatır. Ve daha sonra der ki ÖSYM, aşağıdaki yerlerden hangisinde ya yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insana duyulan ihtiyacın fazla ve makine kullanımının az olması beklenir. Neresi olur? Dağlık alanlar, eğimli alanlar, örneğin Doğu Karadeniz, örneğin Doğu Anadolu. Burada teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insana duyulan ihtiyaç fazladır. Neden? Çünkü ben oraya makineyi sokamam. Çok eğimli bir yerdir diyeceğiz. Sorular yeni nesil sorulardır ve gelir karşınıza değerli arkadaşlar. Unutmayalım. Üstüne basa basa söylüyorum. Eğim fazla olduğu için akarsu akış hızı da nedir? Fazladır diyeceğiz burada. Ve yine hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Değerli arkadaşlar, bu akarsuları da yine anlatacağım ama söyleyeyim aklınızda kalsın. Oraya geldiğimiz zaman, ha hocam şöyle söylemiştiniz dersiniz. Bizde hidroelektrik potansiyeli eğimin yükseltinin en fazla olduğu yerde fazladır. Hocam o zaman Doğu Anadolu'da yükselti en fazlaydı. O yüzden hidroelektrik potansiyeli de en fazla nerede? Doğu Anadolu'da diyeceğiz. Baktığımız zaman akarsular denge profilinden uzak. Ne demek hocam denge profili? Akarsular da anlatacağım ama şöyle bir değineyim. Akarsu arkadaşlar aşındırma faaliyeti yapıyor. Yaptığı aşındırmayı ne yapıyor? Deniz seviyesine kadar aşındırıyor. Biz buna deniz seviyesine kadar aşındırmasına ne diyoruz? Denge profili. Yani denizde ne yapmış? Dengede durmuş. Şimdi hocam dediniz ki ortalama yükseldi 1100 metre. Akarsu 1100 metreyi nasıl aşındırsın? Zaten aşındıramıyor. O yüzden arkadaşlar akarsularımız genellikle denge profilinden uzaktır. En yakın neresi? Marmara Ege. Neden? Çünkü yükselti düşük olduğu için ortalama 200-300 metre yükselti olduğu için akarsu ne yapabiliyor? Yakın ama denge profili var mı bizde? Yok diyeceğiz. Bizde V tipi vadilerden yani derin vadiler vardır diyoruz. Ve taşımacılıkta çok fazla kullanılmaz. Genellikle rafting yaparız arkadaşlar. Kano yaparız diyeceğiz. Ve yine baktığımız zaman eğim fazla olduğu için akarsu erozyonu fazladır. Bunu erozyon kısmında anlatacağım sizlere. Mesela akarsuyun bulanık akması erozyona delalettir diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden taşıdığı miktarda yani alüvyal miktarda fazladır diyeceğiz. Şimdi burayı bu şekilde gördük. Şimdi arkadaşlar yine devam ediyoruz. Aynı konudayız. Peki hocam bana bir tane fizik harita verildi. Hemen haritamız gelsin şöyle. Nerede bu haritamız? Burada. Bana böyle bir harita verildi. Ben bu haritayı nasıl... Bakın arkadaşlar. Haritadaki renkler sadece ve sadece yükseltiyi gösterir. Lütfen unutmayın. Tekrar ediyorum. Haritadaki renkler sadece ve sadece yükseltiyi gösterir. Renk tonları yeşil tonlardan, açık yeşil tonlardan koyu kahverengi tonlara doğru gider. Değerli arkadaşlar. Bir yerde yeşil ton görürsem ben bakın gidip bitki örtüsü gürmüş, ağaç varmış böyle şeye gitmiyoruz. Bir yerde eğer baktığımız zaman yeşil tonlar varsa yükselti az.
Genellikle yükseldi 0 ile 200. Şimdi göstereceğim onu da. Eğer bir yerde kahverengi tonlar varsa yükselti fazla diyeceğim. Bilmem gereken bu. Kıyı ovaları, delta ovaları genellikle yeşil renktir arkadaşlar. Mesela Doğu Anadolu kahverengi renkle, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genellikle sarı renkle gösterilir. Daha sorusu. ÖSYM dedi ki Erzurum'daki Pasın Merovası kahverengi renkle gösterilirken işte Çukurova yeşil renkte gösterilmiştir dedi. Bunun sebebi nedir diye sordu ÖSYM. Haritada renk kavramını görüyorsam nereye gidiyorum? Yükseltiye gidiyorum. Cevap da neydi? Yükseltilerinin farklı olmasıydı değerli arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bir haritadaki fiziki haritadaki renkler sadece ve sadece yükseltiyi gösterir diyoruz. Peki hocam buraya baktığımız zaman biz neyi göreceğiz şimdi? Yükseltiyi dediğim gibi fiziki haritalarda bakın görüyor musunuz yükseltide? Şimdi ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe renk tonları koyuyor. Neden? Çünkü batıdan doğuya doğru gidildikçe ne yapıyor arkadaşlar? Yükselti artıyor diyeceğiz burada. Biz de kıyı bölgelerimizde genellikle yeşil ton vardır diyoruz. Yine baktığımız zaman Doğu Anadolu bölgesinde kahverengi tonlar, İç Anadolu'da sarı tonlar, Güneydoğu Anadolu'da sarı tonları görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçek alan vardır, izdüşüm alan vardır. Gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki farkı belirleyen şey eğim engebedir değerli arkadaşlar. Eğimin engebenin fazla olduğu yerlerde gerçek alanla izdüşüm alan arasındaki fark fazladır. Şimdi gerçek sıcaklık indirgenmiş sıcaklık çok önemli. Sıcaklık kavramında tekrar anlatacağım bunu ama şimdi görelim. Gerçek sıcaklık bir yerin yükseltisi baz alınarak oluşturulmuş sıcaklıktır. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en fazla olduğu yer yükseltinin en fazla olduğu yerdir. Yani Doğu Anadolu diyeceğiz. Gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında farkın en az olduğu yer yükseltinin en az olduğu yer. Yani Marmara bölgesi olacak arkadaşlar. Gerçek uzunlukla kuş uçumu uzunluk arasında fark yine eğim engebe önemlidir diyeceğiz. Ve kıyılardaki gerçek uzunlukla kuş uçumu uzunluk arasındaki fark da girinti çıkıntıdır. Örneğin daha sonra göreceğiz bunu yine. Ege bölgesinde girinti çıkıntı fazladır. Niye? Dağlar yedik uzanır. Girinti çıkıntı fazla olduğu için gerçek uzunluk burada çok fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Bakın yanda görüyorsunuz burada. Genellikle yeşil tonlar bana Marmara Ege bölgesini verecek. Açık yeşil, koyu yeşil. Yine sarı turuncu tonlar İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu. Kahverengi tonlar ise Doğu Anadolu'yu verecek. Bu bir dağ yamacı boyunca görülür. Bakın arkadaşlar şöyle bir soru da sorulur. İşte yukarıdaki verilen yerlerden hangisinde haritada kullanılan renk daha fazladır derse müthiş bir soru olur arkadaşlar. Bakın mesela Güneydoğu Anadolu'da bir tek renk var. Sarı renk. İç Anadolu'da sarı renk var. Kıyılarda yeşil renk var. Mesela bir dağlık alanda örneğin Doğu Karadeniz'de ben neyi görüyorum? Bakın Doğu Karadeniz'de bütün tonları görebilirim. Neden? Çünkü bir dağ yamacına baktığım zaman bir dağda bunu görürüm. O zaman şöyle söylüyoruz. Düz alanlarda tek renk kullanılır. Yani renk çeşitliliği azdır diyeceğiz. Dağlık alanlarda renk fazladır diyoruz. Lütfen unutmayın bu tarz soruları görürsünüz. Devam ediyorum şimdi. Tamam dedik bizim ortalama yükseltimiz fazla. Tamam biz 3. jeolojik zamanda epirojenezde yani tersi yerde epirojenezde yükseldik. Kahverengi tonları fazladır bizde. Peki bu nasıl bir etki yaratır? Bakıyorum şimdi. 1. Sıcaklık ortalaması düşüktür. Neden? Çünkü yükseldikçe 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Bizim yüksek olduğu için ortalama yükseltimiz fazla olduğu için sıcaklık ortalamaları düşüktür. Sıcaklık farkı yüksektir. Neden? Çünkü karasallık vardır. Karasallık olduğu için sıcaklık farkı yüksektir diyeceğiz. Ve yine bakın söylemiştim zaten bunu. Yükselti fazlaysa gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Ve yine akarsuyun akış hızı, aşındırma gücü, hidroelektrik potansiyeli fazladır diyeceğiz arkadaşlar. Bunları da söylemiştim zaten. Ve karın yerde kalma süresi uzundur diyoruz değerli arkadaşlar. Peki bakın fiziki haritayı nasıl yorumlayacağımızı, hangi nereye bakacağımızı çok iyi bir şekilde gördük. Kahverengi tonlar fazlaysa bunları göreceğiz arkadaşlar diyoruz. Şimdi ben buraya baktığım zaman, şimdi bir de Türkiye arazisine bir bakalım. Bakın size söylemiştim dedim ki masif alanlar var bizim ülkemizde. Peki bu masif alanlar ne etki yaratıyor? Bakıyorum şimdi. 1. Masif arazilerde deprem riski azdır. 2. Sıcak su kaynakları görülmez, kaplıca azdır diyeceğiz burada. Ve yine yaşlı sert arazilerdir. Kırılmaz arazilerdir diyoruz. Jeotermal enerji. Ne demek hocam jeotermal? Sıcak su enerjisi arkadaşlar. Azdır diyoruz burada. Ve yine buraya baktığımız zaman bakın ülkemizde Yıldız Dağları Masifini, Zonguldak Masifi, Kırşehir, Bitlis, Mardin,
Taşyeli Masif 2, Anamur Masifi de var orada. Menteşe Masifini. Arkadaşlar, tamam. Ben jeolojik zamanları anlattım size. Masif alan Paleozoik'te oluşmuştu. Ama Paleozoik'le Mezozoik'te işte çok fazla oluşum bir şey var mıydı? Yoktu. İşte daha çok ne zaman oluştu? Tersiyer ve Kuaternler'de oluştu. Yani 3 ve 4'te oluştu. O zaman biz günümüze daha yakın zamanda mı oluştuk? O zaman biz genç oluşumlu araziyiz arkadaşlar. Ülkemiz genç oluşumlu arazi. ÖSYM sorarsa der ki Türkiye'nin genç oluşumlu arazi olmasının kanıtları nelerdir? Daha önce sordu yine sorar. 1. Tek ve engebeli olmamız. Neden? Çünkü biz 3. jeolojik zamanda ne yaptık? Yükseldik, ortalama yükseltimiz fazla oldu diyeceğiz. Kaplıca fazla. Neden? Kaplıca fay hatlarına bağlı olarak oluşur mu? Evet. O zaman fay hatları ne zaman oluştu? Tersiyer zamanda. 3'te oluştu diyeceğiz. Depremler fay hattına bağlı olarak 3'te oluştu. Dik yatakları 3'te oluştu. Akarsu denge profilinden uzak. Çünkü biz ortalama yükseltimiz fazla olduğu için akarsu ne yapamıyor arkadaşlar? Deniz seviyesine kadar dengede tutamıyor diyeceğiz. Aşındıramıyor diyoruz. Ulaşım zor maliyetli. Neden ulaşım zor maliyetli? Dağlık engebeli bir alanız. 3. jeolojik zamanda, tersiyer zamanda Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları oluştu mu? Evet. O yüzden biz de arkadaşlar ne diyoruz? Burada ulaşım zor ve maliyetli. Akarsu akış hızı fazla, enerji potansiyeli fazladır ve kısa mesafelerde iklim bitki değişimi vardır diyoruz. Şimdi hemen altta neyi göreceğiz arkadaşlar? Türkiye'deki fay hatlarını göreceğiz. Bakın görüyor musunuz? Batı Anadolu fay hattını görüyorum. Kuzey Anadolu fay hattını, Doğu Anadolu fay hattını görüyorum. Bunlar ülkemizdeki fay hatlarıdır. Zaten bu fay hatları ne zaman oluşmuştu? Tersiyer zamanda yani 3. jeolojik zamanda oluşmuştu diyeceğiz arkadaşlar. Fay hattı varsa bir yerde orada sıcak su kaynağı vardır. Orada deprem vardır. Orada volkanik arazi vardır. Kaplıca vardır. Ilıca vardır diyeceğiz. Jeotermal enerji kaynağı vardır diyoruz arkadaşlar. Lütfen bunları da unutmayalım. Şimdi bundan sonraki konumuz Türkiye'de iç kuvvetler konusu. Buraya geçmiyorum arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Buradan sonraki ders saatimizde Türkiye'de iç kuvvetlere bakacağız. Elimden geldiğince sizlere konuyu özetleyerek ve konuyu sürekli aynı kelimeleri kullanarak anlattım ki aklınızda kalsın. Tersiyer, kuaternler bunlar yeni gördüğünüz şeyler. O yüzden lütfen tekrar edelim. Önemli gördüğümüz yerleri not alalım ve yeni dersimize, Türkiye'deki iç kuvvetlere hep birlikte bir sonraki dersimizde geçelim arkadaşlar. Ben oraya geçiyorum. Sizi de bekliyorum oraya. Orojeniz dağ oluşumuna başlıyoruz.